Merbat Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile röportaj. Tarihçi Artak Movsisyan vefat etti. Batı Ermenistan vatandaşları Artsakh'a karşı başlatılan savaşa tepki gösteriyor. Artsakh Devlet Başkanı Harutyunyan'ın kendi payına savaşmak için özel birlikle cepheye gitti. Arzurun Hovan isyan. Bugün sadece hepimizin değil, bölgenin kaderi de belirleniyor. Vladimir Balayan'ın dolu eşi vefat etti. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde hazine bulundu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın pozisyonunu sunarak bir dizi konuda kapsamlı bir şekilde konuştu. Devlet Başkanı Abrahamyan ilk önce özellikle de Artsakh Kurtuluş Savaşı'na, Artsakh Cumhuriyeti'nin tüm sınırları boyunca Eylül 2020'de başlanan çatışmalara, Türkiye'nin savaşa katılmasına ve Azerbaycan'ın iç siyasi sorunlarına atıfta bulundu. Devlet Başkanı Abrahamyan mevcut durumda Batı Ermenistan Ermenilerinin endişelerini sundu ve sınırda dik duran Ermeni zimboruna yani askerine ve tüm Ermeni halkına seslendi. Röportajın tam versiyonu web sitemizde ve YouTube kanalımızda mevcuttur. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi üyesi, Büyük Ermeni tarihçi, Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi'nin Ermeni Tarihi Kürsüsü Başkanı, Tarih Bilimleri Doktoru Artak Movsisyan'ın zamansız ölümünü derin üzüntüyle öğrendik. Ermeni tarihçinin seceresinin aydınlatılması ve düzgün bir şekilde nesillere aktarılmasında Artak Movsisyan'ın rolü ve katkısına paha biçilemez. Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Kongresi'nde konuşarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'ne olan katkısı, ayrıca Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Artsakh Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile birlikte Ermenistan Tarihi adlı ders kitabının Batı Ermenice sunulması da çok dikkat çekici. Ana vatanına adanmış evlat, huzur içinde yat. Artsakh Cumhuriyeti'nde Azerbaycan ve müttefiki Türkiye'nin başlattığı savaştan dolayı dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler ayağa kalkıp birlikte çeşitli protestolar gerçekleştiriyor. Binlerce protestocu Fransa'nın Marsilya, Paris ve Lyon şehirlerindeki Azerbaycan Büyükelçiliği yakınında toplandı ve protestolarda bulundu. Gösterilere bir takım Batı Ermenistan vatandaşı da aktif olarak katılıyor. Azerbaycan'ın ve destekçisi Türkiye'nin yürüttüğü ve bugünlerde masum Ermeni zimvorların yani askerlerin ve sivillerin öldürüldüğü işgalci politikasına karşı haklı öfkelerini ifade ediyor. Batı Ermenistan vatandaşları dünya Ermenileri şahsında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kriminal işbirliği sonucunda ortaya çıkan bu savaşı şiddetle kınıyorlar ve zafere giden bu zorlu ve çetin yolda dünya Ermenilerini birlik olmaya, kırılmaz irade göstermeye çağırıyorlar. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre Artsakh ile Azerbaycan arasındaki tüm temas hattı boyunca değişen yoğunlukta ağır çatışmaların yaşandığını ve kendisinin de cepheye gittiğini duyurdu. Başkent Stepanakert'te dahil olmak üzere sivil yerleşim yerleri bombalandı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı ulus ve vatan tehlike altında, cesur Ermeni evlatlarımızın kanı pahasına kurtarılan öz topraklarımızda özgürce, bağımsız ve haysiyetle yaşama ve yaratma hakkımız tehlikededir. Bu nedenle şimdi kendi savaşımı sürdürmek için özel kuvvetlerle ön cepheye gidiyorum. Çünkü ön cephede arkada olduğundan daha lüzumlu olacağım. Hepinizi derhal ayağa kalkmaya ve tüm bir özveri ile bir daha yok olma tehlikesi olmaksızın vatanımızda yaşama hakkımızı savunmaya çağırıyorum. Bu herkesin azami katılımı ve özverisiyle kazanmamız gereken kutsal bir vatanseverlik savaşıdır. Savunma Bakanlığı temsilcisi Arzurun Ovanisyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre bugün sadece hepimizin değil bölgenin kaderi de belirleniyor. 27 Eylül'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Artsakh Cumhuriyeti'nde sivil nüfusu da hedef alan geniş çaplı bir saldırı başlattığını hatırlatalım. 2 Ekim itibariyle Artsakh Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri düşmanın 17 helikopteri, 20 uçağı, 4'ü Su-25, 113 İHA'sı, başta tank olmak üzere 250 zırhlı aracı, 82 aracı, 10 zırhlı personel taşıyıcı, 1 TOS-1A ağır topçu sistemi, 2 Smerç topçu istasyonu ve 1 Uragan adlı topçu reaktif sistemlerini imha etti. Düşman tarafının binlerce yaralı ve 3000'den fazla can kaybı var.
Ön verilere göre Ermeni tarafı ise 158 zimvorunu yani askerini kaybederken 200'den fazla da zimvoru yaralandı. Efsanevi komutan, Artsakh kahramanı, savaş haçı 1. dereceden şövalye Leonid Azgaltyan'ın silah yoldaşı, Kurtuluş Ordusu'nun kurucularından biri olan rahmetli Vladimir Balayan'ın eşi Maretta Harutyunyan'ın vefat ettiğini derin üzüntü içerisinde öğrendik. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan aile fertlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyor. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Siverek ilçesinde su isale hattı döşeme çalışmaları sırasında içi sikke dolu küp bulundu. Alınan bilgiye göre iş makinesiyle kazı yapan operatör Bülent Cikay, kepçeye takılan küpü fark edince kazıyı durdurdu. İş arkadaşlarıyla birlikte küpü inceleyen Cikay durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede küp içerisinde 44 sikke ve bir yüzük olduğu belirlendi. Ekipler küp ve sikkeleri tarihi değeri olup olmadığını belirlenmesi için müze müdürlüğüne gönderdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kele Laot adlı eseri sunuyoruz. Kele Laot, Kele Ertang, Mreli. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.